Çok kıymetli seyircilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Yine bir evrensel trafik programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok kıymetli konuğumuz, sosyal hizmetler uzmanı, psikoterapist Sayın Sibel Sarı Toprak Hanımefendi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz. Tek yürek, tek vücut olup yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şüphesiz ki inancımızın gereği, umudumuzu yitirmeden devlet millet el ele acılarımızı hafifletip bu zor zamanı, zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hasta ve yaralı olanlara Rabbim acil şifalar ve sabırlar nasip eylesin. Biz Türk milleti, biz büyük bir aileyiz ve bütün kaybımız, bütün acılarımız bizlerin hepimizin acısı. Aynı duygularla ilk günden sonsuza dek hepimiz yüreğimizde hissedeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Çağrı'dayız sizden inşallah. Öncelikle hayırlı akşamlar değerli sayın seyirciler. Biliyorsunuz 6 Şubat günü yaklaşık 10-11 ilimizi kapsayan bir deprem ile karşılaştık. Tabii bunu yaşamayan bilmez ama bizler Kayseri'den en azından hissedebildik. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Yaralı olan veya diğer türlü durumda kalan herkese de geçmiş olsun diliyorum. Toplum olarak biz bunu atlatabilecek miyiz? İnşallah atlatacağız. Bugün Sibel Hocam'a da bu soruyu soracağım. Sosyolojik ve psikolojik etkileri çok önemli bir konu çünkü. Ama şu noktada devletimizin büyüklerinin gidip o bölgelerde inceleme yapıp devletimizin kurumlarının bir an önce depremzedelere yardım ulaştırmasına minnettarız. Hepsine de saygılarımızı sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyorum Kazım Hocam. Buyurun. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi hocam, dünyada insanın üstünde bir kaderimiz var. Rabbimin itikadımız, inancımız gereği sonsuz sınırda sabır ve şükür ve minnetimiz var. Allah hamdolsun. Lakin biz şunu da biliyoruz ki hayat devam ediyor. İşte bu noktada biz her gün şu anda bu duyguları yaşıyoruz. Ve özellikle bizim insana dair olan her şey bizim konumuz diye çıktığımız bu programımızda biz insanlarımızın günlük realitedeki hayatlarına devam ederlerken hem bu mağduriyeti yaşamış vatandaşlarımız hem bölgesel olarak da özellikle içinde bulunduğumuz şehirde ki olan titreşimler ve yaşadığımız reaksiyonlar bizleri farklı bir duygularda yaşatıyor. Aslında ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. Biz size bugün onu sormak, bununla alakalı tedbir alabilme şansımız nelerdir, yöntemleri nelerdir? Biz sizden bunu istiyoruz. Bununla alakalı bilgi paylaşmak. Şimdi şöyle başlasak. Deprem sonrası yaşadığımız stres diyerekten başlayalım. Evet. Buyurun hocam. Deprem sonrası yaşadığımız stres nasıl açıklanır? Ne yapılır? İlk başta zaten hep tedirginlik. Birkaç gün boyunca daha gergin, kaygılı hissederiz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ancak bu zaman içinde azalmıyorsa, giderek azalacağına artıyorsa bu zaman bu bir tehlike bizim için aslında. Yani travma yerleşiyor demek. Travma ne demek derseniz de bir yaramız var, geçmiyor. Kabuk bağlıyor, hep açıyoruz üstünü. Eskiyi hatırladıkça bununla alakalı aslında. Bunların etkileri azalıyor mu, artıyor mu ve ne kadar normalleşebiliriz? Biliyorum bu söz de insanları kızdırıyor. Onların da yas tepkisi aslında. Yani normalleşme şu olarak, bu olarak konuşmayın diyorlar bize ama hayat devam ediyor. Ayakta durmak zorundayız. Bir yerden başlamak zorundayız. Hadise başladığı ilk an itibariyle 7'den 70'e milletimiz seferber oldu. Asil Türk milletinin ne kadar yürekli olduğu, ne kadar imanlı, ne kadar bir bütün vatandaşlarımızın hepsinin tek bir aile vukuyla nasıl birbirine sahip çıktığını biz dünyaya gösterdik. Evet. Küçücük çocuklarımız bile o stresi yaşarken kumbaralarını bizlerle bölüşen, hani yazdıkları o duygusal mesajlarda evet. Hepimizin her dakika yaşıyoruz biz bunu. Evet. Yani kendi çocuklarımız,
sonra büyüklerimiz, devletimiz ki devlet her zaman bizim babamızdır, devletimizin gayreti ve içinde bulunduğumuz dönemde şu anki titreşimlerle vesaire bunlarla, teknik jeolojik durumlarla bizim burada yaşadıklarımız. Hem onunla mücadele ederken buradaki insanlar da biraz önce bahsettiğiniz gibi hani normalleşme değil de onunla alışma mı? Nasıl oluyor? Onunla birlikte yaşamak aslında. Tıpkı bir kurşun girmiş de bir koluna bacağına insanların kalır ya hani. Hep üstüne deri kaplar, o küçülür, deri büyür. Onunla birlikte yaşamayı öğrenmek gibi. Çıkaramıyoruz, atamıyoruz hiçbir şekilde. Varlığına alışıyoruz sadece. Peki. Deprem sonrası yaşadığımız stres karşısında psikolojik olarak kendimize, karşımızdakine nasıl yardım edebiliriz? Çünkü İlk önce kendimize nasıl yardım edebiliriz? Yani kendimize yardım etmekten kasıt ilk başta ne yapıyoruz? Hangi noktadayız? Bunu bir belirlememiz gerekiyor. Biz neresindeyiz? Biz neredeyiz? Ne hissediyoruz? Şu anda ne durumdayız? Ne kadar üzülüyoruz? Ne kadar kendimizi toplamalıyız? Bakmak lazım buna. Bununla alakalı yöntemler hani teknik olarak yapılan işte egzersiz gibi değil de hani pratikte nelerle bunu alıştırmalı? Bir şekilde rutinlerimize devam etmeliyiz. Yani içimizden gelse de gelmese de o gün ne yapıyorsak, bugün iş planınız neydi? Çok mutlu olmasanız da onu yapmak zorundayız. Yapmamız gerekiyor. O sebeple yani. Çünkü zaten bu malum hepimizde hani o iş reaksiyonları düşüşü vesaire hani o normal hayata olan insanların o hırsları bile şu anda çok farklı bir duygu karmaşası içerisindeler. Evet. Bununla verilecek mücadele? Kişiden kişiye değişir ancak kendimize iyi hissetmek için çabalamak zorundayız. Ya da nasıl desem yani o kadar çok acı çekenler var ki bir yandan da suçlu hissediyorum. Daha iyi hissetmeye kaymak için, bunun için yanlış mı yönlendiriyorum acılarına? Tuz mu basıyorum, kendimi yargılıyorum şu anda. Verecek cevap var ancak tıkanıyorum. Evet. Bu kişinin kendini güvende hissetmesiyle alakalı biraz daha aslında. Evet. Hani hem güvende hissedip ama yaşadığı izledikleriyle beraber o duygu karmaşası. Evet evet. Yani diyelim ki depremden çok korkuyoruz. Hepimiz avizeleri seyrediyoruz. Çok çok sıkıntı çekiyoruz. Ama güvende hissettiğimizi beynimize tekrar etmemiz gerekiyor. Nasıl yani? Güvenli mi evim? Güvenli. Binam güvenli mi? Güvenli. Gerekli önlemler alınmış mı? Alınmış. Bunu kendimize söylersek kendimizi sakinleştiririz. Ama yapmamız gerekenleri yapmazsak tabii ki kaygılanırız, tabii ki öfkeleniriz. O noktada bugün bir paylaşılan bir sosyal medyadaki paylaşımın altındaki yorumlar. Benim en çok ilgimi o çeker. Toplumsal tepkiyi çok merak ederim bir şeyi gördüğüm zaman. İlk reaksiyonda insanların yorumlarını incelediğimde. Hani çok basit bir deprem titreşimine yapılan başlıkta alttaki birçok insanın yazdığı şuydu. Lütfen felaket tellallığı yapıp insanları dengesini bozmayın. Yani insanlar neydi, zaten... Neydi, konu neydi? Hani bugünkü olan deprem çok basit bir... Düşük bir derecede olmasına rağmen Kayseri'de büyük deprem diye. Evet, tetikleniyorlar. Zaten onlar da başka amaçlarla o şekilde başlıklar atıyorlar. O zaman biz kendimizde uyarıcı maddeler noktasında bunlara dikkat edeceğiz. Evet, bu tarz asparagas haberlere yani veya felaket tellallığı yapan insanlara izin vermeyeceğiz. Kesinlikle maruz kalmak ya da kalmamak. Yani. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bizim işte depremle ilgili 6 Şubat'tan bu yana hayatımız tamamen deprem üzerine ilerleyen bir süreç. Ben o bölgeye gittim, o bölgelere inceleme fırsatında da bulundum. Mesleğim de iç mimarlık olduğu için biraz daha ilgi alanında yapılar. Toplumda 99 depremini hep örnek veriyoruz. İstanbul işte gelecek, geldi, geliyor. 99 deprem olduğunda sosyal medya diye bir olay yoktu. Evet. Tabii bunun dezavantajlarını gördük mü? Gördük haberleşme açısından. Haberleşme ağı bu kadar güçlü değildi. Ama şimdi haberleşme ağı güçlü ve sosyal medya var. Yani sosyal medya mecralarında enkaz altında olanlar gerekli konumlarını atıp kendi yerlerini bildirebildiler. Ama bunun dezavantajları da var bana göre hocam. Çünkü
çok olumsuz spekülasyon ve tartışmaya açık maalesef birçoğu da asılsız haberler. Evet. Şimdi herkes sonuçta herkesin hayatında sosyal medya çok önemli bir kapsam. Yani bugün artık haberlerden tutun da belki de bizim canlı yayınımızı bile birçoğu işte sosyal medya mecrasından takip ederek izliyor. Ve böyle olduğu için de hocam burada en önemlisi bir kere bana göre depremzedeler sonuçta birçoğu başka şehirlere, özellikle komşu şehirler, biz de komşu şehirlerden bir tanesi değil mi Kazım hocam? Yani Kahramanmaraş'ın yanı başındayız. İl sorumlusuyuz yani. Hı hı. Sorumlu olduğumuz bir şehir bölgemiz var ki buradan hani ellerinden öperek söyleyeceğim, valimiz başta olmak üzere bütün şehrimizin devlet erkanı can yürekte çok muhteşem bir çalışma ve gayret gösteriyorlar, sağ olsunlar. Ve bakıldığı zaman bizim, en azından ben böyle düşünüyorum, depremzedeler bizim şehrimize geliyorlar mı? Geliyorlar. Zaten devlet olarak ve toplum olarak biz özveriyi sağlarız. Çünkü Türk toplumunda bu her zaman var. Anadolu, adı üstünde Anadolu kültürü. Ve bakıldığı zaman bizim burada özellikle çocuklarımızın da buna dikkat etmesi lazım. Çünkü okullara transferler oluyor. Yani işte o bölgede ilkokul çağına giden bir çocuk okulu yıkılıyor, göç etmek zorunda kalıyor, geliyor bu taraflarda bir devlet okuluna nakil oluyor. Deprem dedelere şöyle bakılmasının taraftarı değilim ben. Acınacak pozisyonda işte gelmiş, böyle olmaması lazım. Evet. Onları da kendi içimizde olduğumuz gibi kabullenip onların da hayata akışını sağlamalıyız. Evet. Çünkü biraz araştırmalarım sonucunda yıkılan yapı Allah'ın izniyle devlet çok büyük yapar. Bir gün sonra yapar, bir yıl sonra yapar, beş yıl sonra yapar ama yapar. Evet. Ders çıkar. Ama insanların psikolojisini, sosyolojisini tekrar eski haline getirmek toplum psikolojisini çok zor. Çok zor. Çünkü hep bilinç altında, hep bilinç altında bir deprem korkusu olacak. 99 depremini yaşayıp şimdi Maraş bölgesinde depremi yaşayanlar çok daha evet. Daha böyle negatif tepki verdiler. Çünkü o 99'u gördüler. Peki değerli hocam, size bir sorum daha olacak. Müsaadenizle hemen sorayım. Biz çocuklara, ben biraz çocuklara konuyu getirdiğim için diyorum. Çocuklara nasıl yardım edebilmemiz gerekir? En önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü çocuklar bizim ülkemizde geleceğimizin teminatları. Hepsinin de gözlerinden öperim buradan. Çünkü bizler yarınlarımızı onlara teslim edip bırakacağız. Ve bıraktığımız gelecekte toplumsal olarak nasıl bir rahat düşünce ile çocuklarımızı o depremzedelerden oluşan çocuklara nasıl rahatlatabileceğiz? Bu noktada sizden biraz Çocuklar aslında yetişkinler kadar, hatta onlardan daha bile fazla etkilenir bu süreçten. Tabii. Çünkü duygularını aslında bizim gibi anlatarak ifade edemiyorlar. Kesinlikle edemiyorlar. Doğal olarak yetişkinler kadar anlamlandırma konusunda yeterli değiller. Böyle bir beceriyi yapa yapa bizim gibi konuşa konuşa edinememiş durumdalar. Bazı kişilere göre yani çocuktur, anlamaz diye düşünebilir. O kadar da etkilenmiyor, pek de ağlamıyor, üzülmüyor gibi görünüyor. Kendi halinde oyun oynuyor diyebilir. Açıkçası çocuklar çoğu zaman kendi duygularını yetişkinler gibi açık bir şekilde ifade edemezler. Doğrudan ifade edemiyor ama sanki bu süreçten etkilendiğinde hareketleriyle belli edebilirler. Kesinlikle belli ederler. Bazıları sessizleşir, bazıları yaramazlık yapar, bizim tabirimizle yaramazlık yapar. Bazıları uyumaz. Bir şekilde stres tepkilerini onlar da ortaya koyarlar. Ne yapmak gerekir, nasıl baş etmek gerekir bu durumla? Bazı teknikler var. Ben çocuklarla da çalışıyorum zaten oyun terapisinde. Onlar gösteriyorlar orada. Şu anda deprem mağduru çocuklar nelerle oynuyor? Kumla oynuyor. Kumdan hemen çekiliyor. Ambulansla oynuyor. Asker buluyor, oynuyor. Bir şekilde legolarla yıkılan bina yapıyor. Çok sıkıntıdalar ama onlar travmalarını çabuk bırakıyorlar. Orada oyunda travmasını ortaya koyuyor. İşlemlemiş oluyor. En son biz de kendisine duygularını veriyoruz. Biliyorum şöyle oldu, şu kadar üzüldün, oradakiler yıkıldı, orada o oldu.
anlaşıldığını hissettiği anda çocuk bırakıyor travmatik durumu. Bu kadar kısa, çok kısa bazılarıyla terapiler. Peki bizim normal çocuklarımız, hani bu bölgedeki ikinci derecede etkilenenler. Olarak, Kayseri'deki çocuklarımız gibi düşünün, titreşim var. Evet, hem onlar da depremi, korkuyorlar. Ki biz de burada bir iki tane yaşadık ciddi bir sallantı. O geceyi artçılarla beraber yaşadık. Artçıdan ziyade o ilk iki geceki olan depremi. Gece aslında tek deprem olmadı Kazım Hocam. İki deprem oldu. İki deprem oldu. Gündüz bir deprem oldu. Gündüzki deprem yer hattına yakın, daha yani kilometre olarak daha yakın olduğundan dolayı daha fazla hissettik ama saniye olarak evet, daha azdı. Hocam şimdi tam orada soracağımız şu. Bir seans, hani karşınızda biri varmış gibi şunu alalım sizden. Çocuklarımız şu anda, Kayseri'nin çocukları, yani ekrandan izledikleri o yaşa gördükleri yıkıntılarla, depremle beraber buradaki sallantıların da devam etmesinde bizim de burada onu yaşayacağımız ve yaşama ihtimalimiz, olasılığını onlar biraz daha korkuyla. Evet. Bunu onlarda nasıl atabilirler? Yani bunu onlara ve onların ebeveynlerine. Hatta ben bunu şöyle genelleyeyim biraz. İlk önce ebeveynlerinden, ebeveynlerimizin de içinde. Hani böyle en ufak bir titreşim olduğunda hemen birbirimizi aramaya başlıyoruz. Evet. Ne yaptın? O paniği, korkuyu bizler öğretiyoruz kendimiz elimizle. Biz bağırarak ağlarsak çocuk da öyle tepki vermeye gösterecek. Deprem esnasında öyle bir şey duydum ben bugün. Anne bağırarak ağlamış, çok feryat etmiş. Çocuk ondan geçen kaygıyı da yaşıyor, kendi korkusunu da yaşıyor. Aslında güzel örnek olmamız gerekiyor. Madem biz birinci dereceden deprem bölgesinde değiliz, bunu bencillik olarak söylemiyorum. Yani madem değiliz birinci dereceden deprem bölgesinde, üçüncü, dördüncü, öyle değil mi? Evet. Ona göre çocuğu eğitebiliriz, ona göre daha az panik gösteririz. 3-4 yaşındaki bir çocuğun yanında en çok güvendiği annesi, babası... kaygı, stres, çaresizlik gösterirse onu öğreniyor, öyle davranması gerektiğini düşünüyor. Düşün yani, öyle davranmam gerekiyor, benim de bu tepkiyi vermem gerekiyor. Ve hep öyle devam edebilir korktuğunda, aslında çaresiz kaldığında. Sakinliğimize de kızıyorlar. Şimdi çocuklara çok korkma yavrum, sakin ol dediğimizde, o bizim sakinliğimize de kızıyor aslında, tepki gösteriyor ama... Feryat figan yapmaya başladığımızda da, aslında büyüklerde de öyle. Şimdi bugün hiç alakasız iş yerinde benim ofiste 4-5 tane müşterimizle otururken bir abimiz şöyle ayağa kalktı. Benim başım mı dönüyor dediğinde biz iki kişi ayağa birden kalktı. Böyle bir toplumda bu var. Evet. Sık duyuyor. Başım dönüyor. Biz neredeyse otururken avizeye bakıyor. Birbirimizi tetikliyoruz. Herkes evet, bir anda kafayı kaldırdı ofiste böyle. Evet yani avizeler artık şey oldu. Aramızda bağ kurduk avizelerle. Bize bunun sırrını söyleyin hocam. Bu sakinliğe nasıl ulaşabilecek insanlar? Kendimizi ikna etmesi kesinlikle olmaz. Burası sallanıyor, sallanmıyor. Ya belki de cam ve kapı açıktır da. Ceren o, yapıyor. O ceren yapıyordur, onun için sallanıyordur. Zaten çok yüksek binalarda biraz hızlı yürüsek ev sallanıyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Tamamen kaygıyı beslediğimiz için. Şimdi ha sallandı, ha sallanacak. Ha oldu, ha olacak. Çünkü ansızın geliyor. İnsanlar tahmin de etse, gösterse de ansızın geliyor yani. Onu bilemiyoruz. Ancak sakin olmak, kendimize güvendeyim. Benim evim, gerekli kontrolleri yaptık. Binamız iyi durumda. Bunun için de tam sırası herhalde, herkes bu işlere bir yandan girişti, baktırıyor yaşadığı yerlere. Zaten deprem bölgesi değil, zaten iyi durumdayım. Olursa, diyelim ki yakalandık, bilmeliyiz. Nereye hayat üçgeni oluşturacağımızı, nerede nasıl duracağımızı, elimizde ne olması gerektiği, telefonumuz şuydu buydu. Artık deprem çantasının fikri de değişti yani. Eskisi gibi bir fener, bisküvi vesaire değil ki. Deprem çantasına da artık powerbank koymak gerekiyor, bir tane telefon koymak gerekiyor, su koymak gerekiyor. Hijyen malzemesi koyanlar var arabasına, öyle yani. Bir düdük. Düdük vesaire. Uygulamasını indiriyorlar yani, o bile artık şeyde. Ve onunla beraber tam Çağrı Bey'in dediği yere gelelim şimdi. Çocuklara bizim yansıtmamız bunu. Nasıl, anlamadım? Biz bunu çocuklara nasıl, yani aslında benim önerim şu, yani bu benim şahsi olarak önerim. Ağaç yaşken eğilir diye bir atasözü var. Atasözleri her zaman haklı çıkarıyor bizleri. Devletimiz bu noktada gerekli çalışmayı yapıp aslında İlk okula giden çocuklarımıza deprem veya doğal afetle ilgili bir müfredat geliştirip bununla ilgili belki
ek bir ders olarak bunu koyabilir. Ve çok da yararlı olur. Çünkü 99 depreminden sonra yaklaşık orada 3 şehri çok büyük etkilemişti. Ama bu deprem 10 il ne direkt doğrudan etkiledi ve onun haricinde işte Kayseri'si olsun, Sivas'ı olsun, beni Samsun'dan arkadaşım vardı, üniversiteden arkadaşım, biz sallandık dedi. Evet, her yerde hissedilmiş. Yani çok büyük etkilenen bir süreç bu. Hı hı hı. Çocuklukta bu eğitimleri vermeye başlansa bence o çocuklar büyüdüğünde, büyük bir birey olduklarında bu tarz bir olayla karşılaşmama durumu var mı? Yok, hepimiz işte televizyonlarda izledik. Bir deprem fay hattı var ve çok uzun bir kilometre çapın, yani kilometre uzunluğunda bir fay hattı var ve bu fay hattının bir kısmı kırıldı, daha kırılmayan kısmı var diyor mesela deprem bilimciler. İşte diyorlar ki İstanbul'da da bu var. Yani sonuçta Türkiye günden güne nüfusu artmakta ve büyük yapıların yaygın olduğu bir ülkedeyiz. Evet. Böyle olduğu için ilkokul çocuklarına bu müfredatlar verirse Kazım Hocam çok daha olumlu sonuçlar olur. Ormanı var. Çünkü biz bilmiyoruz şimdi, yaşamadan maalesef görmedik. Yani deprem çantalarını işte biz çocukken bir deprem dede diye bir Kandilli Rasa Tanesi'nde bir profesörümüz vardı. Hepimiz onu bilirdik. Ama şimdi evet, o kadar fazla deprem bilimci var ki. Yani herkesten izliyoruz. İşte kendi yorumlarımızı, analizlerimizi yapıyoruz ama gerçeği de görmek lazım. Bu tarz müfredat kullanılırsa çok iyi olur. Mesela ben bir örnek vereyim hocam. Şimdi işte sosyal medyayı izliyoruz. Çocuklar, çünkü onlar günahsızlar. Onların belki birçok şeyden, hiçbir şeyden haberleri yok. Kendisine de buradan saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi ediyorum. Kayseri valimize çocuklarla futbol maçı yapıyor. Evet, çok özverili. Ve bu çocuklara o noktada onun yüz ifadesine baktığınız zaman bir yanda devlet, bir yanda millet, bir yanda devletin babalık duygusu ve ne olursa olsun evlatları hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir valimiz. Evet. Buradan kendisine de teşekkürlerimi ediyorum, evet, saygılarımı sunuyorum. Evet, ben çocuklar noktasında bir birey neler yapabilir, sizden de bu noktada bir iki böyle yani, cümle nasıl uyanıldı gece, deprem oluyor, çocuk ağlamaya başladı, nasıl onu sakinleştirebilir? Çünkü bizler bireyler de bunda heyecanlanıp bağırtıyla çağırtıyla tepki verebiliyoruz. Şimdi eğitim kısmında çok fazla bir şey söyleyemem. Müfredatlara konsa bile sözel ders çalışılıyor, sınavı veriliyor. Tatbikatlar oyun gibi yapıyor çocuklarımız. Biliyorsunuz çok eğlendik diyorlar deprem tatbikatı olduğu günler. O bilinç tam oturmadı. Ancak çocuğa kaygımızı geçirmezsek, sizin dediğinizi anladım ben. Sadece biz kaygımızı geçiriyoruz. Sakin olabilirsek, ne yapmamız gerektiğini yapabilirsek ve buna kendimizi şartlandırırsak çocuk da bunu öğreniyor bizden. Nasıl bir bireysek öyle bir birey geliyor arkadan. Nasıl bir anneysek öyle bir kız çocuğu. Nasıl bir babaysak öyle bir erkek çocuğu. Birebir kopyalar. Öğretmemiz yetmiyor. Örnek olmamız gerekiyor. Öyle olmamız gerekiyor. Neyi öğretmek istiyorsak ona öyle olmalıyız. Onu göstermeliyiz. İlk önce sakin ve soğukkanlılığı biz göstereceğiz. Evet, soğukkanlı. Yani buna şartlanır mıyız? Artık nasıl kendimizi teskin etme şeklimiz varsa. Öyle yani. Biz özellikle o ana, artık zaten yavaş yavaş insanlar alışmaya başladı ama büyüklerimizin içerisinde de çok ciddi, en ufak bir dediğiniz gibi rüzgar camız şey avizeyi sallasa bir anda olay yerinden sanki kaçmaya çalışan, kaçacak tetikte insanlar var, evinden dairesinden korkan. Hani bu insanların birbirini daha çok etkiliyor. Sen eve gidiyorsun mu, ben çıkmıyorum, sen kaçıncı katta oturuyorsun vesaire. Hani bu bizim normal zaten bütün günlük ritüeldeki hayatımızı değiştirmiş vaziyette. Ya aslında bize faydası olmayan bilgiyle, görüntülerle beslenmemizle alakalı. Herkes sallanan avize çekmiş. Ben anlamıyorum. Deprem esnasında kim akleder o avizeyi çeker, kayda alır uzunca bir süre. Yani bunlar da bilinçsizliğin birer örneği. Nasıl avizeyi çekiyorsun? Hiç mi korkmuyorsun? Hiç mi kaçmak istemiyorsun? Ya da orada hazırda mı bekliyordu kamera? Ben orada tıkanıyorum. Ama bununla beslenmek, dönüp dolaşıp sosyal medyadaki o görüntüyü izlemek, tekrar bir daha karşımıza çıkması, benzerlerinin zaten o sistemle çalışıyor, benzerlerinin karşımıza çıkması bizi hep onun kaygımızı diri tutuyor. Hep avize sallanacak mı? Sonra gözümüz avizede sallanıyor mu, sallanamıyor? Hayır, sallanmıyor. Sen sallanmasını istiyorsun neredeyse. Biz sallanıyormuş gibi kendimizi inandırdığımız için. Aynen aynen. Dün sosyal medyada bir haber daha çıktı. Görmüşüzdür hepimiz.
İşte Kayseri'nin bir yerinde yol böyle hafif çatlamış, depremden dolayı mı oluştu? Yani bununla ilgili o çatlağın oluştuğu yerin oradaki bir alışveriş merkezi açıklama yaptı. Çünkü bir anda sosyal medyanın şöyle bir gücü var. Bir anda patlama yapabiliyor. Bir anda bu herkesin gündemine gelebiliyor. Herkes Kazım Hocam. Herkes ve insanlar bence inanmak istediğine inanıyor. Yani bir haber çıkıyor sallandık diye, sallandığın devamında sallanmasa bile sallandık diyen bir topluluk ortaya çıkıyor. Evet. Ki o noktada AFAD'ın verdiği bilgilerin haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmiyoruz. Evet. Tamamen devletimizin verdiği bütün resmi bilgileri kendimize kabul ediyoruz. Doğru. En önemli hassasiyetimiz o olmalı. Bakın Sibel Hocam, ben o bölgeye gittiğimde, değerli kardeşlerimle gittiğimde şöyle bir olay yaşadık. Şimdi çöken binalar var. İçinden çıkarılanlar var. Yaralı olup hastaneye götürülenler var. Çok şükür devlet her yerde var, onu da gördüm. Yani bu kadar da açık ve net konuşuyorum. Tedavisi olmuş gelmiş Kazım Hoca. Kendi bulunduğu binada komşusu olsun veya yani komşusu olsun, akrabası olsun, gelip enkaz çalışmasına ben de katılmak istiyorum diye deprem zedemiz de var. Enkazdan çıkmış Kazım Hocam 2-3 gün önce. Tekrar gelmiş. Ben yardım etmek istiyorum diyor. Bizim toplumumuzda böyle bir hoşgörü, güzel işte evet, o merhamet duygusu var. Ve birbirimize bağlıyız. Bunu suistimal edenler de var ama maalesef. Maalesef. Evet. Yani bir yandan da düşünüyorum, biz bu kadar korkuyoruz ancak ikincil etkilenen gruptanız. İkincil derecede travmatize olduğumuzu literatüre bakarak söyleyebilirim. Onlar kadar kötü durumda değilsek o kadar korkmaya da hakkımız olmadığını düşünüyorum. Ya sadece seyirci konumunda değil miyiz hocalarım? Evet. Tabii depreme sonuçta bizim bir sihirli yani el dokunup da veya bir şey olup da bunu durdurmak gibi bir yapımız olamaz insanlar olarak. Sonuçta bunu veren Yaradan. Evet. Ve Yaradan'ın vermiş olduğu bir şeye bizim müdahale etmek gibi bir durumumuz yok. Ha, benim yorumumu soracak olursan, dünyada sonuçta biz insanlar doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz ve ebediyete göç ediyoruz. Dünya da yaşlandı. Kim ne derse desin. Ve böyle olduğu için bizim üstünde bulunduğumuz dünyayı, ekolojik çevreyi çok daha iyi kullanmamız gerekiyor. Evet. Daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü dünya da yaşlandı. Ne olursa olsun. Ama inşallah gelecek nesillerimizde bu travmaların atlatıldığı bir süreç olacağına inanıyor muyum? İnanıyorum. Daha güçlü çıkacak mıyız? Evelallah. Çıkacağız. Bundan hiçbir şüphem yok. Çünkü devlet baba her zaman milletinin yanında. Evet. Ya travmalardan kurtulup kurtulmamak aslında biz travmatize olduk mu olmadık mı? Herkes travmatize olmak zorunda değil. Etkilenmemiş olabilir. Hiç yaşamamış olabilir. O sırada yurt dışında olabilir. Onu hemen travma sonrası stres bozukluğu var sizde diye etiketleyemeyiz. Ancak geçmiyorsa. Şu anda bu olan durumda bir insan bu gelgitli süreci sadece 15 gün yaşamasın. Bir ay da yaşayabilir, iki ay da yaşayabilir. Bu yaz sürecidir. Bir 6 ay buna kabul etmek, beklemek lazım. Bir 6 ay var yani. İnkar aşaması, depresyonu, işte pazarlık, benim suçum, biz böyle olmasaydık, biz şöyle olmasaydık, niye ben hayattayım, onlar niye öldü? Ceza gibi de algılar çeşitleri var. Oraya girmek istemiyorum. Yaz konusu zaten başı başına büyük bir konu. Biz travmatize olduysak tedavi olmamız gerekir. Ben hekim değilim. Ancak ben biliyorum ki travma sonrası stres bozukluğu hem terapi hem de ilaçla birlikte çok güzel oluyor. Pek çok yeni teknik var. Bu onları zaten pek çok ruh sağlığı alanında çalışan arkadaşlarımız yapıyorlar. Ve geçebiliyor. Ama üstesinden gelmezsek her zaman tetiklenebiliriz. Her zaman. Onunla ilgili bir şey olduğunda, birinin adı geçtiğinde, yıl dönümü geldiğinde biz ona tetikleniriz. Hemen o güne döneriz. Aynı o gün yaşadıklarımızı bedenimizde yaşarız. Adeta yaşarız. Tekrar tekrar yaşarız. Evet. Bir de burada bizim küçük canlılarımız var. Yani kedilerimiz, köpeklerimiz. Onlar çok etkilendiler. Çünkü onlar hisseder derler. Evet.
enkazdan kurtarılan işte kedileri görüyoruz, köpekleri görüyoruz, diğer kuş olsun ondan ne olsun görüyoruz. Ondan çok şaşırdım ya, saatlerce yani elinde tutması. Yüz ifadesi. 50 saat çocuğum, o yürekli çocuk 50 saat o kuşu, emaneti avucumda tutuyor. Ki durmaz muhabbet kuşu, evet. Yani. O da duruyor orada. Durmaz, kayar gider çıkar. İyi tutmuş yani. Zaten yaşadığımız birçok şey sır. Çok büyük mucizeler. Var içinde. Hani onun için normal akılla izahı olmayan sabırlar, çocuklarımızın, enkazdan çıkan insanların hani kendini parçalayan değil, hepsinin bir metanet içerisinde, bir sakinlik, bir şu içerisinde gördüğümüz manzaralar. Yani hepsi bin bir tane sırrın içerisinde, bir sürecin içindeyiz. İşte o yüzden bizim yapacağımız, özellikle bu bölgelerde, biz geçenlerde bir paylaşım yaptık. Dedik ki misafirlerimiz var şehrimizde. Evet. Özellikle trafik programı olarak biz en çok onu paylaştık ki Çağrı Bey'le hazırladık. Onun, şehrimizde yapılan paylaşımlarda sokakta değişik plakalı araçlarımıza daha çok sabır gösterin. Hani televizyonda acılarını gördüğünde nasıl ki yüreğinden gözyaşları geliyorsa, çarşıda da onu gördüğünde onun hani yolu bilmiyor, adres arıyor veya bir tedirgin, tedirgin refleks bir gösteriyor. Çok büyük bir olayı yaşamış. O olaydan sağ kalmış. Yakınlarını belki kaybetmiş ve bir kurtuluş mücadelesi gibi geçici de olsa belli bir şehirden belli bir şehire göç etmiş. Ve böyle olduğu hiçbir için şey yok yanında. Hiçbir şey yok. Bizim trafikte çok daha duyarlı olmamız gerekiyor. Arabayı sürerken belki onun kafasında ne düşünceler var. Bunu evet. Biz de yaşayabiliriz. Yani biz bugün bakıldığı zaman Kahramanmaraş'a 250 kilometre uzaklıkta bir şehiriz. Evet. Ki depremde biliyorsunuz yani ilk iki deprem Kahramanmaraş merkezde oldu. Yani o birisi Pazarcık, birisi Elbistan'dı. Ama bakıldığı zaman Hatay ile arasındaki mesafe Kazım Hocam 200-190 kilometre falanmış. Evet. Ve Hatay da bundan çok büyük etkileniyor mesela. Biz de etkilenebilirdik. Evet. Yerleşim yerimiz o bölgeye daha yakın olsaydı Kazım Hocam biz evet. De çok büyük etkilenebilirdik. Evet. Daha dikkatli olmalıyız. Toplumumuz da bu noktada çok duyarlı. Yani ben çok sık gördüm bizim paylaşımımızdan sonra bu tarz paylaşanlar. Evet. İşte 01 plak olsun, 02 plak olsun, işte 46 plak olsun, 21 plak olsun, 31 plak olsun, işte 63 plak olsun. Plakalarda bu noktada çok güzel paylaşımlar gördük. Evet. Ve toplumda da bunu bilinçlendirici sürekli paylaşımları gördüğümüz için daha dikkatli olmamız gerektiğini anladık. Yalnız şöyle bir durum var, bu yardım motivasyonu, hemen motive oluyoruz, hemen yardım etmek, hatta her şeyimizi vermek istiyoruz. Şimdi yardımların azaldığını, bazılarının çadır bulamadığını, bazılarının başka ihtiyaçlarına erişemediğini, hijyen, temizlik, seyyar, tuvalet gibi, bunlar hala devam ediyor. Ya orada bir koordinasyonsuzluk var sanki ve biz duyarsızlaşmaya başladık. Artık deprem hayatımızın gerçeği oldu bile. Yardımlar yapıldı, normal hayatımıza geçiyoruz. Bitti mi? Burada bitti mi? O insanlar yeniden hayata başlayabildi mi? İşi yok. Akşamdan sabaha iş yeri yok, evi yok, hiçbir şey yok, aile bireyleri yok. Yani bazen çocuklara hikaye yoluyla babasının vefat etmiş olduğunu, annesinin vefat etmiş olduğunu açıklıyoruz. Bu çok zor bir an. Ama yapıyoruz, ikna da oluyor çocuk aklıyla. Yalnız bundan sonra ne olacak? Devlet sahip çıkıyor elbette ama şu anda ciddi bir kriz bu bizim içinde. Onların nasıl bir koruyucu aile sistemi değil de nasıl bir korunmaya muhtaç çocuk konumunda olduğu net değil. Tabii bunun için de erken. Şu anda vermiyorlar kimseye koruyucu aile olarak. Ne olacağı belli değil. Pek çoğu ampute oldu, engelli oldu. Onları alırlar mı? Başka aileler şimdi, bakabilirler mi? Hepsi sıkıntı. Hemen cevap vereyim. Çağrı Bey'in dediği gibi oradan başlayayım. Devletimizin kudreti, gücü, o teknik olarak problemleri çözmek çok kolay. Devletimizin gücü ona çok rahat yeter. O Çağrı Bey'in başta dediği o psikolojik, sosyolojik etkiyi biz düzeltelim. Onu onlarda o duyguyu yaşatalım. Gerisi teknik olarak çözülür. Şöyle örnek vereyim o zaman ben size Sayın Hocam. Şimdi tabii kimisi engelli oldu. Çocuklar annesiz babasız kaldı. Koruyucu aile olarak evet devlet vermiyor. Bana göre doğru yapıyor. Şahsım adına ilk başta doğru evet. Yapıyor. Çünkü bir önce
travma atlatılıp aile bireylerinden, fertlerinden kalan sağ kim var kim yok tespit edilmesi. O bile belli değil. 99 evet. yılında bir anda böyle olaylar yaşandığı için en büyük problem çocuk kaçırılmalar olmuş. Devlet bu noktada çok iyi öne geçiyor. İşte yağmalamalar olmuş. Devlet buna çok iyi öne geçti. En basitinden işte kart kullanıyorsak temassız işlem diye bir işlem var. Hemen devlet düzenleme getirdi. Kanun kapsamında şifreyle. Neden? Çünkü enkaz altına gidip maalesef içimizde çürük elmalar yok mu var. Evet, o bölgeye evet. post cihazını götürüp Kazım Hocam temassız olabileceklerin kartlarından miktar çekmişler. Evet. Maalesef yani insanlar orada ölüm kalım hayat memat mücadelesi verirken evet. içimizden bazı böyle içimizden olmayabilir çünkü kötüler, kötüler demek istiyorum. Kötüler bu tarz olaylara girişmişler. Şimdi duyuyorum geçen bir kurumsal bir firmaya gittim. Bir arkadaşımın yanına ziyarete. O bana şunu dedi. İşte benim karşımda boş bir masa var. Buraya bu alanda yetişkin bizim işte Maraş bölgesinde, Hatay bölgesinde çalışmış birini direkt getireceğiz. Çünkü şart bu dedi. Çok mutlu oldum. Evet çok güzel. Çünkü onları bir an önce hayata tekrardan hazırlayıp evet, evet. hayata empoze edebilmemiz lazım. Yani depremde de amenna başımızın üstünde yeri var. Türk toplumu zaten bunu hep bilir. Bir afet olduğunda, bir savaş olduğunda hemen kol kanat gerer ve sarılır, ona sahiplenir. Ama onu bir nevi de hayata tutundurmamız lazım ve hayat akışını sağlamamız lazım. Evet, evet. Ve bu noktada firmalar, belki Kazım Hocam da sonuçta otomotiv sektöründe bulunduğu, iş yerinin bulunduğu lokasyon ciddi bir lokasyon ve böyle olduğu için de belki orada da denk geliyordur. Deprem de alın. Kendisinin vasıtasıyla tanıdığım bir arkadaşım eleman aranıyor ilanı yapmış otomotiv sektörüyle ilgili. Hemen dedim ki bir depremzede bulalım, yönlendirelim. Çünkü evet. asıl ihtiyaç onun, verimlilik onun. Belki Kayseri'deki bu sektörde görülmeyeni o bölgede yaşayan bir kişi görüp yenilikler getirecek. Evet yani ben Hı-hı. çocuklar sahipsiz demek istemedim aslında. Yok yok anladım ben sizi. Dün gördüm sahipsiz çocuklar için sorgulama ekranı yapmış Hı-hı. Aile Bakanlığı. Çok çok hoşuma gitti yani evet. ne güzel bir şey. Nerede olduğunu bulabilmek. Yine mutlaka çıkacaktır DNA testiydi vesaire. Bunların hepsinde zamana ihtiyacımız var. Bir tane çok iki tane değil. Çok fazla detay var hocam. Evet yani. Evet. Çok fazla yapılacak iş var. Hani bugün Maraş'ta valimizle Büyükşehir Belediye Başkanımız pazar esnaflar için orada bir çarşı kurulumu yapılıyor. Hani oradaki acil hayatın eylem planı işte odur Kazım Hocam. Edebilmesi için. Hani hem sosyal, kültürel ve ekonomik manada çok ciddi bir eylem planları var. Evet, evet. Sizin biraz önce dediğiniz çok önemli bir şeyin detayını buradan tekrar yinelemek istiyorum. Hani o ilk günkü gösterdiğimiz refleksi biz o yara kabuk bağlayması değil, yara iyileşip deride kaybolana kadar devam etmemiz gerekiyor. Bizler olarak, tüm Türkiye, Türk milleti olarak. Hani ilk gün reaksiyon gösterdik, tamam yardım yaptık, ettik, koştuk, gittik, geldik. Tamam biz hayatımız bitmedi. Evet. Mesela yani biraz önce yani, uyardığınız çok önemliydi. Daha devam ediyor. Evet, evet. Yani korunmaya muhtaç çocuklarla ben çalışırken de en çok oyunları neydi biliyor musunuz? Sıcak yuva işlemleme. Hepsi evcilik oyunu açarlar. Yemek yenen, televizyon izlenen, anne babanın olduğu yuva ortamı. Yani bunlara bu kadar travmatik olanlar da eklendi. Onları her açıdan rehabilite etmemiz gerekiyor. Maddi ve manevi. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak tek başımıza yeter miyiz onu bilmiyorum. Ama travma konusuna gelince aşabiliyor. Fazla derinleşmezse aşabiliyor. Çocuklar da yetişkinler de kesinlikle aşabiliyorlar yani. Yetişkinler, şimdi depremde de yetişkin ailelerimiz var. O bölgede işte çadır kentlerde, konteyner kentlerde yaşıyorlar. Tabii onların da psikolojisini anlamak lazım. Ama bu noktada çocukları da var. Ve buralarda benim duyduğum devlet bu tarz yerlere psikolog ve sağlık ekibini yönlendirdiği için evet. sonuçta burada insanlar belki de birbirlerini suçlama moduna da geçecek Kazım Hocam. Hocam i̇şte şöyle. Şu şöyleydi şimdi... ben şuradan ev alalım dedim sen burayı aldın ev yıkıldı bir anne baba arasında. Çocuk bunu duyacak ama devlet bu noktada yine bütün devlet
Şimdi büyüklerimizin devlet erkanımıza saygılarımı sunuyorum. Bu noktada çok iyi destek verdiğini düşünüyorum. Evet evet. Şimdi şu an şöyle o durum. Aile Bakanlığı ilk olarak psikososyal destek, hı hı, yani psikolojik ilk yardım hizmeti veriyorlar. Bu bir terapi çeşidi değil. İlk başta ilk yardım. İlk neye ihtiyacı var? Ne gereksinim var? Belki suya ihtiyacı var sadece. Belki sadece birinin karşısında ağlaya ağlaya anlatmaya ihtiyacı vardır. Onlara bırakıyoruz. Onlar anlatıyorlar. Ben gitmedim afet bölgesine ama gidenlerle yakın dirsek temasım var. Çok zor şartlar. Farkındayım. Psikososyal destek henüz yeni başlamış olsa da birincil eksikleri onlar değildi. İlk önce can sağlığı, sonra barınma, karnını doyurabilme vesaire. Onlar gerekli. Şimdi onlar biraz oturmaya başladığı evet, için evet, devletin yeni, şu anda yeni Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde de bugün pedagoji arkadaşlar vesaire, sosyologlar, psikologlar bölgede devlet tarafından evet, da sahaya yayılmış ve görevlendirilmiş. Buradan da hepsine canı yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Zor şartlarda büyük görevler yapıyorlar. Şimdi o bölgeye Kazım Hocam siz gidebildiniz mi? Bilmediğim için soruyorum. Yok hocam ben gitmedim ben. Şimdi ben o bölgeye gidebildim. Orada şöyle hocam, şimdi bu sene biliyorsunuz kış biraz geç geldi. İşte kar yağmıyor, yağmıyor, yağmıyor diyorduk. Kar yağdı gecesine, ya ilk gece ya ikinci gece deprem oldu. Evet. Deprem olunca o bölgede ciddi bir yol kapanmaları meydana geldi. Zaten kar şiddetli yağıyordu. İşte Ankara ve batısında kar zaten yağıyordu ama bu bölgede tam 5 Şubat gibi falan kar yağmaya başladı. İşte duyuyoruz sosyal medyada, televizyonlarda devlet gelmedi falan. Ya yol kapanmış, önce bir yolun açılması lazım. Sonra o yolun güvenliğinin sağlanması lazım. Biz gittiğimizde hocam 5. gün falandı ya da 4. gün müydü artık tam hatırlamıyorum ama geçmiş gün. Biz her enkazın başında bir devletin kurumunun arama kurtarma ekibini gördük. Buradan diğer dış ülkelerini de gördük. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani sağ olsunlar, hepsi canla başla aramalarını yapıyordu. İşte ilk gördüğümüzde çok fazla bir su transferi olmuş dediler. Daha sonra bütün ihtiyaçlar, hepiniz işte sosyal medyayı takip ediyorsunuz. Futbolda rekabet vardır. İşte rekabette takımlar vardır. Bildiğiniz İstanbul'da büyük takımlar var. Türkiye'nin bütün takımları büyük, gerçi o ayrı bir şey ama hepsi kenetlendi. Tır tır yardım gönderdiler. Evet. İşte Kazım Hocam şimdi en çok istenen nedir? Çadırdır. Çadırlar kurul. Çadırla kalınmadı, konteyner kurul. Şehirleri kuruluyor. Yakında devlet, evler de yapılacak zaten. Evet. Yani devletimiz şu anda evet, onun da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız faaliyet başladı yani. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada açıklama yaptı. Dedi ki acil eylem planına göre şu 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 şehirlere şu 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 şekilde evler yapılacak. Evet. Ama tabii ki de zamana ihtiyacımız var. Yalnız o konuya girmek istemiyorum. Tek bir cümleyle oradan çıkacağım. Bu kadar acı bir durumdan siyaset yapılması, üstünden bir şeyler devşirilmeye çalışılmasını gerçekten anlayamıyorum. Bizler empatisi gelişmiş meslek topluluğuyuz. Ben anlamıyorum. Ben bundan siyaset devşirilme kaygısını anlamak istemiyorum da. Üstüne yorum da yapmak istemiyorum. Evet. Hocam şimdi biz bireysel olarak sakinliğimizle beraber yakınlarımıza teknik olarak nasıl yardımcı olacağız onlara? Diyelim ki yakınımızda, komşumuzda veya evimize bir depremzede aldık, müsaittik. Onu konuştururuz, yardımcı oluruz vesaire ama bunun da belli başlı aşamaları var. Bazı tekniklerle konuşabiliriz, anlatmasını isteyebiliriz, ağlayabilir, anlaşılmak da ister. Dediklerini nasıl söylesem, dediklerini böyle anlamamışçasına tekrar etmekten ziyade galiba şunun cesedini gördüğünde, cenazesini gördüğünde çok kötü üzüldün, yapacak hiçbir şey bulamadın, öyle bir şey anlatıyorsa. Ya da diyelim ki tek bir basit bir şeye ihtiyacı var, bir tane alışkanlığı var, kahve içiyor, bir hafta içmemiş, o gün içti ya sizde, suçlu hissediyor kendini. Biliyorum şu anda kahve içtiğin için keyif yapıyor gibi hissediyorsun kendini. Kendini suçlu hissediyor olabilirsin. Buna sen alışmışsın, içebilirsin ama
suçlu değil, bu seni suçlu yapmaz, sen bunu keyif olsun diye içmiyorsun gibi gibi rahatlatıcı cümlelerle yaklaşabiliriz. Uzun uzun anlatmak isteyebilir, uzun uzun ağlamak isteyebilir, belki ağlama krizlerine girer, belki çok yoğun tetiklenir. Bu noktada mola verin. Konuşmayı uzatmayın çünkü o kadar sinir krizi haline gelirse siz yönetemezsiniz. Konuşturun, istediği gibi anlatsın, boş ver. İşte biz de şunu yaşadık, burada da deprem oldu. Benim bir danışanım öyle söylemişti. Burada da deprem oldu, hiçbir şey yok demişler. Ama kadın intihar eden insanlar vesaire görmüş ekran şeyde deprem esnasında Hatay tarafında. Bana böyle söylüyorlar diyor. Siz bunu yaşamadınız ki diyor. Kapıyı açtım, merdivenlerin yarısı yok. Çıkamıyorum evden diyor. Küçük çocuk var, intihar eden birini görüyor. Çok zor bir andı. Anlamaya çalışmıyorsak da anlatmasına müsaade etmeliyiz. Anlayamıyoruz belki de. Biz görmedik öyle bir şey. Ama anlamak için elimizden geleni yap. Onu gördüğünde korktun. Şu an ben de en az senin kadar korktum. Ama o anki hislerim belki aynısını yaşamıyorum seninle. Burada bizim tavır davranışlar olarak da şu hassasiyeti göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Hani merhametle böyle bir acı gibi değil de normal bir hani kardeşlik duygusuyla sahip çıkıp omuz verip gönül verip destek evet, olmak. Evet. Hani ona da o duyguyu hani hissettirmeden. Aynen öyle, hayata dahil etmeliyiz. Onu incitmeden, kırmadan küçük küçük görevler verebiliriz, yardım isteyebiliriz. Evde bütün gün otursa, diyelim ki bir kadın oturuyor, biz ona evimizi açtık. Sadece oturuyor, kendini fazla hissetmeye başlayacak. Bir markete gönderebiliriz, ufak bir görev verebiliriz, birlikte yapılan işleri yapabiliriz, birlikte kafası dağılsın. Bedensel aktivite yaptığımızda zaten düşündüğümüz, saplantılı halde takıldığımız durumlardan uzaklaşırız. Bunun için yürümek, bunun için bir şeyle uğraşmak her zaman iyi gelir. Ki muhtaç gibi değil de. Evet evet, acıma motivasyonuyla olmamalı. Aynen öyle. Onun kastı mı? Hani merhamet, acıma göstermeyi haşa öyle bir şey değil ama misafir... Temel motivasyon acımaysa çok çabuk geçer. Evet. Çok çabuk vazgeçeriz ondan biz. Ve ev sahibi moduna da alıştırmamız gerekir bence. Yani tamam, kendisi göçüp gelmiş bu şehre. Biliyor ki orası bir zaman düzelecek, gidecek. Ama buraya da uyum sağlaması gerekiyor. Sonuçta bu bir anda bir günde düzelecek bir şey değil. Çünkü öncelikle o şehrin toparlanıp yeniden yapılması lazım. Mesela Kazım Hocam, şimdi şehirleri analiz ettiğinizde Türkiye o kadar güzel bir ülke ki bu tarz ülkelerde bizim işte yurt dışındaki Arap ülkeleri gibi gökdelen mimarisiyle yeniden bir şehir oluşturmamızın hiçbir anlamı yok. Evet. Her şehrin tarihi vardı. Hatay'ın, Gaziantep'in, Kahramanmaraş'ın hepsinin kendisine ait dokusu, kokusu, tarihi vardı. Bu tarihleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu noktada, çünkü oradaki çalışan herkesin ben çok donanımlı, bilgili olduğunu ve benim de arkadaşlarım orada kendilerinin çok bu noktada başarılı olduğunu biliyorum. Bence o şehirlerin, Kazım Hocam, bütün molozlar, enkazlar kaldırıldıktan sonra bir analizinin yapılıp tekrar tarihi dokusuna uygun, Hatay'ın tarihine dokusuna uygun bir Hatay olarak inşa edilmesi tekrardan o toprakların çok daha iyi canlanacağının en büyük garantisidir. Yani o tarihi kokuyu tekrar bulabilir miyiz? Bilemiyorum. Bulabiliriz. İnşa edilir ama aynısı gibi olur mu bilemiyorum. Ben 9-10 yıl yaşadım oralarda. Muhteşem bir kenttir. Yani Hatay ayrı bir ülkeydi aslında. Ayrı bir kültürdü benim için. Dayanamıyorum o enkaz görüntülerini görmeye bile. İşte şurada şu oturuyordu, şurada şu vardı. Oralar ne olmuş öyle? Tekrar gidemedik, yok oldu şehir gibi gibi düşünüyorum. Tekrar olur mu bilmiyorum. Hani o olur. Yıllar önceki akılla yapılanlar, bilmem kaç yıllık şeyler, hocam, cami, bu var. Kilise. Şimdi tamam, cami, kilise, bunlar eğer kalıntıları varsa restorasyonu yapılır, yapılır. Ama binalar, çünkü her bir mahallenin de kendi özelliği var. En basitinden örnek vermek gerekirse çocukluklarımızın geçtiği mahalleler, işte evet, bu evet. Tek katlı evler dediğimiz işte Yeni Mahalle bölgesi gibi, Esenyurt bölgesi gibi, Yıldırım Beyazıt'ın eski hali gibi düşünün bölgeler.
buraların da kendine göre bir dokusu vardı. Evet evet yani. Tarihi dokusunun tabii aynı şeyi bulamazsınız. Yani bugün bir bardağı yere attığınızda kırılır. Onu aynı şekilde topladığınızda aynı izlenim vermeyebilir. Çünkü üstünde iz kalacaktır. Ama ben inanıyorum ki devlet büyüklerimiz oralara acil eylem planı dahilinde tarihi dokusunu koruyarak Hatay'dakini Hatay mimarisiyle işte Antep'tekini Antep mimarisiyle o bölgenin, o yörenin mimarisiyle bir çalışma yapılırsa emin olun kısa sürede değil ama orta ve uzun sürede çok güzel sonuçlar verecektir. Bu noktada hiçbir şüphem yok. İnşallah görürüz yani ömrümüz yeter. Göreceğiz. Çok hızlı geçen bir saatin son 5 dakikasındayız. Öyle yavaş mi? Yavaş bir tutacağını, şaşıracağınızı tahmin ettim. Şimdi son toparlamalarda benim sizlerden bildiğim tam uzman olarak değil de böyle yüzeysel olarak basit bildiğim nefes terapi. Hani bu bizim nefes egzersizleri. Nefes terapileri, egzersizleri, bu gösterilen reaksiyonlarda, o anki paniklerde falan kendimizi daha stabil, daha soğukkanlı tutabilmek için. Nefes egzersizlerini artık herkes yapıyor, bilinen de bir şey. Ancak bir tane bir şey aklıma geldi. Panik atak hastalarının bunu yapmaması gerekir. Yani onlar öyle derin derin nefes alamazlar eğer atak da geçiriyorlarsa. Onlara o önerilmiyor. Bunu bir daha söyleyin hocam. Çünkü panik atak toplumumuzda çok fazla kişiler var. Belki böyle kapatırlar kriz esnasında. Belki rastlamışsınızdır. Denk geldim ben. Evet. Kapanma bu. Hatta aynen. Yüzünü kapatıyor. Elini açmaya falan evet. Çalışıyorsunuz. Evet, zaten o nefes hızıyla fazlasıyla nefes normal insanlar için. Hani. Normal insan nefes egzersizi yapabilir. Kendi kendine telkin verebilir. Güvende olduğunu, güvenli bir yerde olduğunu, tedbirlerinin hazır olduğunu. Onun dışında eğer sona yaklaştıysa da artık yani yapacak bir şey kalmadıysa da ona da razı olmak gerekiyor hepimiz. Yani teknik olarak o zaman şu çantaydı, işte çök, kapan vesaire. Bunlar bu bilmek gerekiyor ve şaka bilmek gibi algılamadan. Evet. Bizim çocuklarımız da güle güle yapıyorlar bunu. Okullarda da eğlence modunda geçtiğini biliyorum. Bunu tam öğrenemiyor o kadar eğleniyorsa çocuk. Çünkü yani çünkü bunu uygulamasını normal bir antrenman gibi görüyor. Yani evet, sallantı evet. Anında Kazım Hocam insan psikolojisi şimdi bir sallantı anında bence gözlerinden ve başından duman çıktığı söyleniyor. Aynı böyle bir hani size karşı bir köpekle karşılaşırsın böyle gözleriniz fal taşı gibi açılır. Köpek anlarmış mesela korktuğunu senin. Depremde de biz sonuçta o anki bir sallantıyla, zelzeleyle o an ne yapacağınızı bile düşünemiyorsunuz. Şimdi bizlerde şu sıkıntı oluyor. Evde benim çocuklar var. Evet. Gece bunu hissettiğim zaman gözüm aradan salonun lambasına bakıyorum. Bir titremeyi hissediyorum. Gece boyu sanki nöbet tutuyormuşum gibi. Hiç uyumadığımı düşünüyorum bazı gecelerde. Öyle mi? Ve hani belki de birçok insanın duygularına tercüman olacak bu anlatacağım. İşte çocuklar içeride, ben gitmeliyim, onların yanında olmalıyım, onları korumalıyım. Hatta ama enkazdan çıkan bazı görüntülerde de o bir babanın sarıldığı, canını siper ettiği annelerin, babaların. Hani bu da doğru mu değil mi onu bilmiyorum teknik onların olarak. Onların çoğu vefat etti hocam. Evet, yani bu yapılan hani o yüreğini, canını siper vermek hepimiz evladımıza canımızı veririz. Ama bu teknik olarak hani çök kapan diye bize teknik olarak devletimiz bunun en önemli yapılması gereken bizi koruyacak yöntemi söylerken hani biz onları korumak, sarılmak hani koruma evet. İçgüdüsüyle yaptığımız davranışlarda doğru muyuz, değil miyiz onu bilemiyorum. Evet. Çünkü dediğiniz gibi o gördüğümüz fotoğraflarda hepimizin ciğeri yandı. Evet, evet. Yani onları izlerken yaşadığımız duygular kendimizi tutamadığımız acılara gözümüzün önünden gitmiyor ama şimdi biz mevcutta şu anda bu an itibariyle bu duygulara nasıl hakim olacağız? O sırada nasıl İşte hani onlar, çocuklar orada, ben buradayım, benim koşmamla onları korumam aslında lazım. Aslında bir planımız olmalı. Bir odada herkesin aciliyle duracağı planıştık. Yer Bunlar olmalı. Ben zannediyordum duygusal ki duygusal olarak. Duygusal olarak mı? Duygusal olarak şartlanmaktan başka alternatif görmüyorum. Çocuklar kaç yaşındasın? Onlara nasıl anlattınız? İşte aslında çocuklar o noktada tam emin değiller. Deprem olacak, Kazım Hocam ama onda şöyle zor bir durum var. Duygusal tepkimeleri net değil aslında siz, onların. Siz duygunuzu kontrol edebilirsiniz, yetişkin bir bireysiniz. Ama çocuk o an sallantıyla normalde size karşı olan şeyi bellidir. Ama böyle bir durumda bizden salgıladığı adrenalinden dolayı o duyguyu kontrol etme şansımızın çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Bir an önce bulunduğun ortamı terk etme isteği olur insanda.
İşte ama şu anda sallanma yokken de işte yokken bu duyguyla de devamlı gecemizi, aynen, uykumuzu, yani iş hayatımızı hepsini. Biraz da artçılar bizi buna hazırlıyor sanki. Bir daha sallanacağız. Hiç haberimiz olmuyor, bir daha sallandık. Gece sallanmışız, duymamışız. Ondan da suçlu hissediyoruz. Aa, nasıl derin uyumuşum. Hiçbir şeyden haberim yok. Ama öyle değil. Ha, çocuklarla birlikte şuraya şu şekilde yatacağız. İnsanlar evine çelik kulübeler falan yaptırmaya başladılar. Duyuyorum şöyle bir şey yapalım, şunu tasarladık, bunu yapacağız diye. Bu tarz şeyler önlem olarak evinin da alıyorlar. Evinin içinde tamam çeliği yapıyor da onun bir de taşıyıcının ağırlığı var. Şimdi onu yapmak, eğer statiğini, mekaniğini iyi hesaplamazsak o çelik kulelerden önce zaten binaların içinde otomatikman çöküşler başlar. Çünkü çelik ağır bir malzeme bakıldığı zaman komple bir oda gibi yaptığınız için. Detayını bilemem ama işte güvenli alan önemli yani. Ve sonrasında hayatta kalsa bir dert, engelli olsa bir dert, insanlar çare arıyor, çözüm arıyor. Öyle olunca da illaki kafasındaki en mantıklı şeyi yapma gayretinde oluyor. Doğru. Çök kapan tutun, hepimiz bir odada olalım bari dediğini duydum bir arkadaşımın bugün. O, onun dediği de mantıklı. Kimisi montlarını yatağının başına hazır ediyor, cebine telefonunu koyuyor, hemen giyip çıkacağız. Kaygı aslında pek çok şeyi bakın, yaptırmaya başladı bize. Şöyle, giyindik çıktık. Asansöre binmememiz gerekiyor mantıklı olduğumuz evet, zaman. Evet. Merdiven dairelerinde şimdi oraların üstlerinde boşluk çok olduğu için tamam merdivenler çok sağlam yapılır. Yani biz bunu derslerde de gördük. Ama çatı ölüm sistemi, oranı en çok merdiven bölümlerinde. Ama çatı sisteminin çökeceğinden dolayı o oradaki enkazda bulunma ihtimallerinde daha azalıyor. Evet. Benim Maraş'ta buradan çok sevdiğim bir kardeşim geldi, sarıldı. Ne yapıyorsun kardeşim burada? İşte dedi böyle böyle kız kardeşim, eniştem, yeğenlerin kamera, yani evlerindeki kameranın görüntüsü en son kayıt etmiş. Bina boşluğuna, yani asansör ve merdivenin olduğu boşluğa çıktıkları an bina zaten 15. 20. saniyede çökmüş. Bulunamadı mesela. En son enkaz, yani moloz kaldırılırken bulunabildi. Çok zor şimdi bir durum yani. Bir kaçmak, bir katlı binaysa Kazım Hocam bilinçli yani. Bilinçli bir şekilde hazırlama. O mantığına göre onu doğru zannediyor. Halbuki kendini ölüme hazırlıyor merdiven boşluğu. Bakın bu noktada kesin konuşmamalıyız işte. Yani şimdi farz edin birinci, ikinci kattasınızdır merdivenle. Evet. Yani çıkıp gidebilirsiniz. Ama 14. katta oturup 12. o merdivenden hele o sallanmanın etkisiyle gitme ihtimalimiz çok zor. Evet. Kim ne derse desin. Zaten bu saatten sonra ben devletimizin, devlet büyüklerimizin bu noktayla ilgili çok büyük bir eylem planı çıkaracağından şüphem yok. Bunu yapmak zorundalardı zaten bana göre. Evet. Evet. Buyurun evet. Kazım Hocam siz. Hocam son toparlamamızı alalım toparlamak sizden. Toparlamak gerekirse kendi acil eylem planımızı kendimiz hazırlayacağız artık. Yani kendimize kendimiz yardım edeceğiz ani bir şey olduğunda demek istiyorum oraya ama o zor bir durum yani. O duruma inşallah gelmeyiz, düşmeyiz ve bir an önce biter. Sakin olmamız, kendimize telkinlerde bulunmamız, gerekirse bedensel rahatlamak için bize iyi gelen her şeyi yapmak. Yani ne yapıyorsak rahatlamak için duş mu alıyoruz, spor mu yapıyoruz, kitap mı okuyoruz, kahve mi içiyoruz, bir arkadaşımızla sohbet mi ediyoruz. İlk önce kendimizi toparlayacağız, sonra yanımızdakilere yardım edeceğiz ve çocuklarımıza iyi örnek olacağız. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çağrı Hocam sizden. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgilerinizi bizlere ve seyircilerimize aktardınız. Bu noktada sizlere minnettarız. Tabii konumuz evrensel trafik programımızın adı ama 6 Şubat'tan bu yana deprem ve deprem psikolojisini bugün sizlere yansıtmaya çalıştık. O bölgelere gitme fırsatınız varsa gidip o insanları yakından gördüğünüz zaman çok daha insanın psikolojisinin ne olduğunu anlayabileceksiniz. Devlet büyüklerimizden tekrardan Allah razı olsun ki hepsi birer birer gidiyorlar. Ve o bölgelerde can baş siperhane depremzedelerle iç içe onların yanında oluyorlar ve desteklerini gösteriyorlar. Buradan o yolu kullanacak olan bütün seyircilerimize tek bir tavsiyem var. Sonuçta herkesin o bölgeye giderken bir acelesi var.
Hatta sosyal medyada bir haber okudum. Dış yabancı basının bir tanesi yardım tırlarının giriş videosunu çekmiş. Türkler acil anda şaha kalktı diyor. Biz öyle güzel bir milletiz ki zor zamanda ucunda ne olursa olsun cansiperane bir an önce yardım etmek için elinden gelen yardımı yapan, Kurtuluş Savaşı'nda annelerimizin sırtına yüklediği mermiyle kurtuluş mücadelesi veren bir toplumun bugün gencecik, benim oraya gittiğimde afat gönüllüsü olarak tıp 5. sınıfta, işletme 3. sınıfta, mimarlık 1. sınıfta gencecik kardeşlerimiz vardı. Ve bunları görünce dedim ki bu millet asla yıkılmaz, her zaman da var olacaktır dedim. İnşallah ne depremler gördük, belkilerde ne depremler de göreceğiz ama biz Türk toplumu olarak bunu devlet büyüklerimizle beraber aşacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun Kazım Hocam, sözü size veriyorum. Yine bir yayınımızın sonuna geldik. Biz insana dair olan her şey bizim konumuz, düstur buyla çıktığımız program yolumuzda. Şu son dönemde de şüphesiz ki en önemli konuşulması gereken şey insanlarımızın acil olarak adaptasyon, sosyolojik ve psikolojik noktada hayattaki yaşantıları, hayata tutunmaları olacak. Her bir karşı toprağımızdaki bütün vatandaşlarımız için, her bölge için. Ve biz biliyoruz ki ülkemizin jeopolitik durumu olarak işte depremdi, yangındı, deniz kenarı vesaire, bunlara da her zaman bizler eğitimimizle, kendimizi geliştirmemizle de hazır olacağız. Zaten devletimiz de bu noktada bizlere de emir ve talimatlarına her zaman uyarak kendimizi yetiştirdiğimizde hazırlıklı olacağız. Ve son, en önemli konuşulması gereken de bence konum, biz bugünkü programımızı sizle şereflendirdiniz. Teşekkür ederiz. Biz insanların psikolojisine yardımcı olmaya çalışacağız. Ve bunu haftalarca yapacağız. İnşallah. Çünkü bu ara bence en önemli olması gereken bütün medyada, bütün basın kuruluşlarının el birliğiyle yapacağı şey insanların sizler vasıtasıyla, psikologlar, pedereciler, sosyologlar, psikoterapistler üzerinden insanların sağlıklı bir ruh haline dönüşmesini sağlamak en önemli birinci görevimiz. Geri kalanla devletimizin kudreti yeter. Hiç kimse kaygı etmesin. Her şey zamanla taşlar yerine oturur ve hiç kimse zerre kadar bir eksiği kalmadan bütün teknik olan problemler, sorunların hepsi çözülür. Onlar işin basit tarafı. Ama biz insanların o duygu yaralanmasını acil tedavi etmemiz lazım. Onun için bizim üstümüze düşen görev bambaşka. Biz bu mesuliyette şahsımıza, Çağrı Bey'le beraber üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Evlenecek milletimiz için. Ailesi ve ekibimiz olarak aynı. Evet. Biz aynı. Milletimiz için her şeyi yaparız. Canımızı da veririz gerektiği zaman. Ama bu noktada biz büyük bir aileyiz Türk milleti olarak. Büyük bir sevda bizimki. Onun için sizler de ekran başına bekliyoruz. Her hafta Cuma saat 8'de ekran başında olacağız. Saygılar sunar. Hayırlı akşamlar dilerim. Rabbim yuvanızda huzurunuzu, mutluluğunuzu, sağlığınızı daim eylesin. Hayırlı akşamlar.